Şimdi elektrik akımının arkadaşlar üçüncü bölümüne geldik. Artık voltmetre, ampermetre devreye nasıl bağlanır ve de lambaların parlaklıkları nasıl hesaplanır? Öncelikle voltmetre, ampermetreden daha önce bahsetmiştik. Voltmetre voltaj ölçüyor, ampermetre elektrik akımı ölçüyordu. Ampermetre bir dairenin içerisinde ağ çizilerek gösteriliyordu. Elektrik akımı ölçüyordu. Direnci sıfırdı. Ve burada rahatlıkla elektrik geçebiliyor. Harflendirme yaparken de buraya K derseniz hop K diğer tarafa kadar da gidebilir. Voltmetreye geldiğimizde ise voltmetrenin direnci sonsuzdu. Direnci sonsuz olduğu için hiçbir akım odadan geçemezdi. Öyleyse bundan sonra gelen direnç, lamba, her ne varsa onların hiçbirisi yanmayacak, hiçbirisi çalışmayacak. Çünkü akımın geçmesine izin vermiyor. Buradaki K harfi diğer tarafa geçemez çünkü direnci sonsuz. Önüne çok ciddi bir direnç geliyor. Buraya başka harfi yazmak zorundasınız. Şimdi sisteme gelelim ve hangi lambalar ışık verir bunu inceleyelim. Pilimizden çıkan akım buraya kadar geldi. Sonra böyle geldi. Sonra şöyle geldi. Sonra düşündüm. Lambadan geçebilirim. Ampermetreden de geçebilirim. Ampermetrenin hiç direnci yoktu. Yani bana engel olmaz. Öyleyse niye lambadan geçeyim ki? Niye dirençten geçeyim ki? Biz buna kısa devre diyoruz. Hiç dirençsiz yolu tercih ettim. Sonra geldim buraya. Yukarı gidebilirim, aşağı gidebilirim. Ama yukarı gidersem bir şeyle karşılaşıyorum. Önümde bir direnç. Koca bir direnç. Voltmetre. Direnci sonsuz. Benim odadan geçmem mümkün değil ki. Öyleyse ben o yolu tercih edemeyeceğim. Mecburen alt yoldan geçmek zorundayım. Ampermetre bana engel olmayacağı için odadan rahatlıkla gideceğim. Pilime geri döndüm ve şu anda sistemim çalıştı. Hangi lambalardan elektrik akımı geçti? X'ten mi? Hayır. Y'den mi? Hayır. Z'den mi? Evet. Öyleyse Z ışık verecektir diyeceğiz. Tekrarlayalım. Ampermetrenin direnci yoktu. Burada da ampermetre yolunu tercih ettim. X kısa devre oldu. Şurada ise hemen akabinde, hemen arkasında voltmetre vardı. Voltmetre olduğu için odanın direnci çok büyük olduğu için oraya hiç akım giremedi bile. Sonra ise buradan ise rahatlıkla akımımız geçti ve sadece Z yanmış oldu. XYZT lambaları normal şartlarda ışık veriyor. Fakat şekildeki gibi bağlandığında hiçbiri ışık vermiyor. XYZT lambaları normal şartlarda ışık veriyor fakat şekildeki gibi bağlandığında hiçbir ışık vermiyor. Acaba hangileri kesinlikle voltmetreli? Hemen düşünelim. Eğer elektrik akımı olsaydı şöyle gelirdim, böyle gelirdim. Şuradan geçmeyi düşünürdüm açıkçası. Buradan gelip T'den geçip şöyle geri akmayı düşünebilirim. Birisinin bunu beni engellemesi için burada küçücük bir direnç değil, çok büyük bir direnç olması lazım. Evet, bir voltmetre olması lazım. Bence dördüncüsü kesinlikle voltmetre. Direnci sonsuz olduğu için buradan hiç elektrik akımı geçemedi ve T yanamadı. Dört kesinlikle voltmetre dedik. Notumuzu aldık. Peki artık üst kola doğru gidelim. Şuraya kadar geldim ve şuraya kadar geldim. Normalde ben rahatlıkla X'ten geçebilirim. Fakat X'in yanmaması için şu yolu tercih edebilirim. Bunu yapmamın yöntemi ise burada da hiç direncin olmaması. Örneğin bir ampermetre koymak olabilirdi. Ama zaten şuradan sonrasını bir inceleyelim. Buradan sonra Y'den de Z'den de hiçbir şekilde akım geçmiyormuş. Birisi var, önlerini komple kapadı. Bunu küçük bir dirençle yapamazsınız. Ampermetre hiç yapamazsınız çünkü onun direnci yok. Burada da sonsuz dirençler kullanmanız lazım. Önlerini tamamıyla kesecek kimseleri kullanmanız lazım. Yani voltmetreler. Voltmetrelerden elektrik akımı geçirmeyeceği için onların üzerindeki kollardan da akımlar geçemez, lambalar yanamaz. Öyleyse 2 ve 3'ün kesinlikle voltmetre olabileceğini söyleyebiliriz. Bu buradan voltmetre olduktan ve şunlar zaten kesildikten sonra burası ister ampermetre olsun ister olmasın. X zaten hiçbir şekilde yanamaz. Evet, 2, 3 ve 5 pardon 2, 3 ve 4 voltmetreymiş. Baba, ben bu üçün baba 2 yıldan önce bu yoldan bunları yakarsan nasıl olur? Şu yoldan diğerlerini yakarsın.
Baba, bu yoldan gitseydin bununla iyi yakardın. Ondan sonra da diğer yoldan gidip diğerini yakarsın. Mantıklı. Ama elektrik akımı bizim gibi düşünmüyor. Evet. Şimdi lambaların parlaklıklarına geldik sıra. Lambaların parlaklıkları arasındaki ilişki nedir? Bir lambanın parlaklığı lambanın gücüyle alakalıdır. Gücü ise V çarpı I'den bulunur. Yani voltajla akımın çarpımından bulunur. Bunu şu şekilde çevirebilirsiniz. V yerine biliyorsunuz I çarpı R yazabilirsiniz. V yerine I çarpı R yazarsanız akabinde bir I ile de çarparsınız. I kare R elde edebilirsiniz. Ya da farklı bir şekilde V eşittir I çarpı R diye yazdınız. I'sini çekip V bölü R diye yazarsanız. Yani şuraya V bölü R diye yazarsanız gücünüz V kare bölü R şekliyle de çıkar. Hangisini istiyorsanız herhangi birini kullanabilirsiniz. Bir lambanın parlaklığı gücüyle orantılıdır dedik. I kare R ya da V kare bölü R'den hesaplanabilir diyoruz. Şimdi hepsi özdeş lamba olduğu zaman direkt olarak akım ve potansiyelin karesiyle orantılı olduğunu gördük. Yani akımı büyük olan ya da potansiyeli büyük olan lambanın parlaklığı da büyük olacak. O zaman sadece akıma ya da potansiyele bakmamız yeterli. Şimdi şu en karışık yere bir bakalım. Bir dirençten 2i akım geçerse, 2 dirençten 1i akım geçer mi? Evet. Demek ki buraya 3 gelmiş midir? Evet. 3 geldi, ikisi buradan geçti. Bir akım buradan geçti, birleşerek buradan 3 akım olarak tekrar aktılar. Peki K'dan kaç akım geçer? Hemen onu hesaplayalım. Voltaj yöntemiyle hesaplayacağız, I çarpı R ilerle. 3iR bu. 2iR daha 5iR. 3iR daha 8iR. Bu yoldan gittiğimde 8iR. Öyleyse şu yoldan gittiğimde de 8iR olması için buradan 8i akım geçmesi lazım. Lambaların parlaklıkları ilişkisi nasıldır? K'dan 8i geçtiği için M parlak. Sonra 3i geçen X ve T birbirine eşit. Sonra 2i geçen Y. Sonra ise i geçen Z. Parlaklıkları ilişkisi bu şekilde olacak. Şekil 2 devrede tüm lambaları özdeştir. Buna göre lambaların parlaklıkları ilişkisi nedir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar bu soruya başlamadan önce hemen bir şeye bakmak istiyorum. Evet, beyaz bir ekran açalım. Sizden arkadaşlar ezberlemenizi istediğim bir şey olacak. O da şu. Diyelim elinizde lambalar olsun. 1, 2, 3 tane lamba olacak. Onları çeşitli şekilde bağlayabilirsiniz. Mesela şöyle de bağlayabiliriz. Bir tane gelir, bir çatal gibi ikiye ayrılır. Sonra birleşir tekrar. Çatal gibi gelir. Bu sefer üçe ayrılır. Dört lamba olmuş olur böylelikle. Ve birleşir tekrar. Ya da şöyle olabilir. Gelir. Çatal gibi ikiye ayrılır. Birinde bir tane, diğerinde iki tane lamba olur. Ve böyle birleşir. Şimdi arkadaşlar sizler için bu durumları çözeceğim. Kaçar volt olduklarını bulacağız. Yani bir genelleme yapacağız. Ondan sonra bunları ezberleyeceğiz ve bunları bir sonraki ya daha doğrusu sırada gelen sorularda kullanacağız ve bize ne kadar kolaylık olduğunu göreceğiz. Bu arada şu gördüğümüz, bu gösterdiğimiz devreler en çok karşımıza çıkan devreler olduğu için bunları aynı zamanda ezberlemenizi de rica ediyorum. Şimdi örneğin bu sistemi aldık 60 volta bağladık. Şu birinci sistemi aldık 60 volta bağladık. Hepsinden aynı akım geçecek. Hepsi aynı direnç olduğu için hepsinde aynı potansiyel olacak. Buradan buraya gelince kadar 60 olması için ne olmalı diye sorsaydım sanırım 20 volt, 20 volt, 20 volt diye cevap verdiniz. İkinci sisteme gelelim. İkinci sistemde arkadaşlar buradan iyi gelirse demek ki buradan da iyi gelir. Çünkü özdeşler demek ki bu kaynaklar 2 iyi gelmiştir. Baştan sona geldiğimizde 2i çarpı r burası, i çarpi r burası, 3iR. 3 tane iR eğer 60 voltsa her iR dediğimiz 20 volttur dersiniz. iR 20 volt, iR 20 volt, 2iR 40 volt. Üçüncü sistemimize gelelim. Her bir koldan bundan i geçerse diğerleri de özdeş dirençler. Onlardan da i gelecek. Demek ki buradan 3i geliyor. Baştan sona kadar 60 volt olmalı. 3i çarpı R bu. I çarpı R bu. Toplamda 4i çarpı R.
60 voltsa her I çarpı R 15 volt. I geçiyor. I çarpı R burası 15 volt. I çarpı R 15 volt. I çarpı R 15 volt. 3 I çarpı R 45 volt. Ve şuna bakalım. Burada da bir tane direnç var. Altta iki tane direnç var. Bir dirençten iki akım geçerse iki dirençten bir akım gelir. Bu da şöyle yoluna devam edecek ve birleşerek 3 akım olarak geçecek. Ve sorarsa buradan kaç akım gelmiştir? 3 gelmiştir. 3 gelir. İkisi yukarıdan, biri aşağıdan geçmiştir akımı. Baştan sona gidinceye kadar şu dördüncü sistem. Baştan sona gidinceye kadar yine 60 volt etmesi lazım. 3 IR burası. 2 IR de burası. 5 IR. 5 IR eğer 60 ise her IR dediğimiz 12 volt. I çarpı R 12 volt. I çarpı R 12 volt. 2 I çarpı R 24 volt. 3 I çarpı R 36 volt diyebilirsiniz. Hemen hızlıca tekrarlıyorum. Nasıl dağılır 60 volt bunlara? Hocam 20, 20, 20 diye dağılır. Atmış volt bunlara nasıl dağılır? 15, 15, 15, 45 diye dağılır. Atmış volt bunlara nasıl dağılır? 12, 12, 24, 36 volt diye dağılır. Evet arkadaşlar, bunları sizden ezberlemenizi rica edeceğim soru. Zaten sıradaki sorularda ne kadar kolaylık sağladığını göreceğiz. İsterseniz ekran görüntüsü burada alabilirsiniz. Green screen. Şimdi sorumuza geri dönelim. Dikkat edin arkadaşlar. 60 volt vermenizin bu arada nedeni nedir? 60 çokça sayıya bölünebilen, tam sayılar çıkartabilen güzel bir değer. Onun için 60'a verdik. Örneğin bu pilimiz için hiç kimse bir şey dememiş. Ben 60 volt verseydim. Yani şu uçla, şu uç arası 60 volt. Bakın bu noktayla şu noktada 60 volt dedi. İkisine bakarsanız direkt olarak o zaten 60 volt altında, dikkat edersiniz. Şu üstteki kola dikkat edin. Şu kola. Bu kolu az önce hatırlıyor olmanız lazım. Bakın gördünüz mü? İki tane lamba, alt tarafta bir tane lamba birleşiyor ve tek bir lambadan akıyor. 12, 12, 24, 36 volt. Eğer böyle bakarsanız X'in 60 volt olduğu için en parlak yanması lazım. Sonra Y, sonra da Z diyeceğiz. Hemen soruyu çözmüş olacağız. Hemen benzer birkaç tane daha çözüyoruz. Arka arkaya iyice ezberlemeye çalışacağız. Evet, K, X, Y, Z, T, K lambalarının parlaklıkları ilişkisi. 1. K en parlak zaten. Pil 60 volt üretiyor, o da 60 volt tüketiyor. O direkt 60 volt hepsini sömürüyor. Şuraya düşsün için düşünelim. Şuradan şuraya kadar da 60 volt olmalı. Dikkat edin bakın. Bir koldan geldi değil. 2, 3 ayrıldı. Hangisiydi bu özellik? 15, 15, 15, 45 volt. Peki böyle bakarsanız K 60 volt. X dediğiniz 45. Z ve T dediğimizde 15 volt. Bakın parlaklıkları ilişkisi en parlak olan K. Zaten buna bakmadan da çözeriz. Çünkü pil tamamıyla sömürüyor arkadaşlar. Direkt bu halkada 60 volt üretiliyordu. Pilimizde 60 voltun hepsini harcıyor K. Bu halka için düşünecek olursak. Evet, devam ediyoruz. Hemen şuna bir bakalım. Hocam ben bunu hatırlıyorum. Değil mi? Şu devreyi artık hatırlıyoruz. Şu üstteki devre artık gözümüz hemen aşina olmaya başlıyor. Hocam 12, 12, 24, 36. T'ye baktığınızda direkt, değil mi? Bu üreticinin ürettiğini harcıyoruz. Direkt 60 voltun hepsini harcıyor. Böyle baktığımızda ışık şiddeti en büyük olan lamba T. Geri kalanları isteseydi sıralayabilirdi. Şimdi şuna gelelim. Hocam biraz karıştı mı ne? Hemen karıştıysa yapacağım şey harflendirmek. Üreticimin iki ucunu harflendiriyorum. K ve L. K gidebildiğince gidecek. K burası. Devam etti. K burası ve K tıkandı. Şimdi sıra L'de. L gelsin. L buraya kadar geldi. L buraya kadar geldi. L buraya kadar geldi. L'de tıkandı. 1, 2, 3. Harflendirilmeyen bir 3 yol ağız var. Burası da M. Sistem K ile arasında olduğu için K ve L. En baş en sonu M'yi de araya yazalım.
Şimdi arkadaşlar lambaları yerleştirelim. K, M arasında X varmış. Hop, X yazdım. M, L arasında Y varmış. M, L arasında Y ve yazdım. M, L arasında Z varmış. M, L arasında Z ve yazdım. Sonra ve K, L arasında T varmış. K, L, L arasında T varmış. Şimdi K, L arasında 60 volt uyguladığımda biliyorsunuz T'nin 60 voltun hepsini harcayacağını değil mi? 60 volt koyduğunuzda 60 voltun hepsini bu adam harcayacaktır. Peki şu kale arasında yani şuraya 60 volt verirsek evet bir iki tane ucu olan çataldı neydi bu? 20-20-40 devresi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar parlaklıkları görüyorsunuz. Evet Y ve Z'nin parlaklıkları eşittir. Hangi ikisinin parlaklığı eşittir? Y ve Z'nin parlaklıkları eşittir. Soruyu çok da çözmeye gerek yoktu. Her ikisi aynı iki nokta arasında aynı potansiyeli tüketiyor. Özdeş lambalar parlaklıkları eşit. Devam ediyorum. Diyoruz ki ışık şiddetleri için hangisi doğrudur? Sisteme hafif mi karışık geldi? Hiç önemli değil. İster hafif ister ağır. Hemen biz buraları harf yerleştirelim. K'yi kullanmışlar biz de AB diyelim. A harfi buraya kadar geldi ve tıkandı. B harfi buraya kadar geldi ve buraya kadar geldi. 1, 2, 3 yol az. Burayı C harfi diyeceğim. Hop buraların hepsi C. Şuraya harf verecek miyim? Hayır. Burası bir köşedir. İki yol ağzına harf verilmez. En az üç yol ağzı olması lazımdı. Burada arkadaşlar harf verilmezdi. Ne demekti peki? Seriydi. Bununla hop gördünüz mü? Şu seri. M ve N seri. Kimle kim arasında? C ile B arasında. Peki pilimiz hangi iki harf arasında? Pil A ve B arasında. A ve B'ye en baş en sonu yazacağım. Başka harf kullandın mı? Evet C. Bunu da o zaman araya yazacağım. Geri kalan evet, lambalarınızı yazalım. A, C arasında K varmış. Hemen K'yı böyle yazdım. Sonra B, C arasında L varmış. B ve C arasında L varmış. Çok güzel yazdım. Bir de B, C arasında görüyorsunuz. B, C arasında M, N var. B, C arasında M ve N lambaları var. M, N. Siz bunların parlaklıklarını biliyorsunuz değil mi? Ezberi biliyoruz bunların parlaklıklarını. 12, 12, 24, 36. Böyle söylersek arkadaşlar en parlak olan K sonra L. M ve N eşittir deriz. K büyüktür L, M ve N birbirine eşit. Devam ediyoruz. Şirketteki üreticinin iç direnci sıfır, anahtar kapatılırsa X ve Y'nin parlaklıkları nasıl değişir diye söylüyor. Arkadaşlar anahtarlı devreler birbirinden tamamıyla farklı iki ayrı devre demektir. Anahtar açılmadan önceki devre. O anahtar kapatıldıktan sonra devre, iki devre birbirinden tamamıyla farklıdır. Anahtar açılmadan, açıkken devremiz nasıldı? Elektrik akımı böyle geliyordu, böyle geliyordu, şöyle geliyordu. Alt taraf açık olduğu için oradan elektrik geçemiyor ve sadece Y'den geçiyordu. X'den gelen akım sadece Y'den geçiyordu. Yani eski elektrik devremiz böyle bir şeydi. X ve Y vardı. Sonra ne oldu? Bu anahtarı kapatınca elektrik akımı bir kısmı da buradan gelmeye başladı ve elektrik devrimiz şuna döndü. X'ten gelen akım yukarıda Y lambasından aşağıda bilmediğim başka bir lambadan geçip böyle yoluna devam etmeye başladı. İki durumda da aynı pilden, aynı sistemden bahsediyoruz. Örneğin 60 volt olsun. 60 voltluk nasıl paylaşır tahmin edin. 30 volt, 30 volt. Peki bunlar 60'ı nasıl paylaşır? Ezbere biliyorum. 20-20-40 devresi değil mi? 20-20-40 devresi. Peki X ve Y'nin parlaklıkları sizce nasıl değişti? X 30 volttu, şimdi X 40 volt. Bence X'in parlaklığı arttı. Y'nin potansiyeli ise arkadaşlar 30 volttu, Y'nin potansiyeli 20 volt oldu. Y'nin potansiyeli ise azaldı. Bence parlaklığı da azaldı diyoruz. Anahtar kapatılırsa X ve Z'nin parlaklıkları nasıl değişir? Anahtar kapatılmadan öncesini inceleyelim önce. Evet geldi elektrik, sonra böyle geldi, sonra şöyle geldi. Elektrik Z'den geçebilir, elektrik Y'den geçebilir. Elektrik şu alttakinden geçemez. Öyleyse elimizde nasıl bir lamba sistemi var dersek, X'den geçti, sonra iki dala ayrıldı, Y ve Z bunlar. Sonra birleşerek pile geri döndü. Peki anahtarı kapatırsak ne olacak? Elektrik buradan da geçecek. Yani geldi X'ten. Bu sefer 1'e 2'ye değil 3 dala ayrıldı. Y, Z ve ne idüğü belirsiz bir tane daha. Bu şekilde gidiyor. Yani ben bu iki özel durumu da biliyorum. 20, 20, 40 devresi hocam bu. Peki bu hangisi? Bu da hocam 15,
15, 15, 45 devresi. Böyle baktığımızda x 40'tı, 45 oldu. X'in parlaklığı arttı. Y ise arkadaşlar 27, 15 oldu. Y'nin parlaklığı ise azaldı. Z nerede? Z'de burada 27, 15 oldu. Z'nin parlaklığı da tabii ki azaldı. Ya x artar, diğer ikisi azalır diyeceğiz. Evet, lambalarımız böyle bağlıydı. Şimdi böyle bağlı. Nasıl değişir? 60 volt ver. 60 volt arkadaşlar bunlar eşit paylaşacaklar. Tahmin et 20, 20, 20. Şimdi 60 voltu paylaşacaklar. Nasıl paylaşacaklarını şöyle söyleyeyim. Kirchhoff gibi düşünelim. Kirchhoff ne diyordu? Kirchhoff şunu söylüyor. Bir halkada ne üretirsen onu tüketmelisin diyordu. Ya da Kirchhoff şunu söylüyordu pratik olarak. Bu nokta ile bu nokta arasındaki potansiyel fark sıfırdır diyordu. Bir dakika. Hocam ikisi de aynı nokta ve onun için sıfır zaten diyoruz. Nasıl olacak peki? Mesela buradan itibaren gidiyoruz. M ne kadar harcadıysa o halkada üretiş de o kadar üretmiş olması lazım. Yani üretilen potansiyelle tüketilen potansiyel aynı olmalı. E pilimiz 60 voltsa M direkt 60'ı tüketiyor demektir. Mesela şu halkaya bakalım, geniş halkaya bakalım. Burada 60 volt ürettim. Kimler harcayacak? K ve L harcayacak. Aynı kol üzerinde eşit bölüşecekler. Kardeş payı bence 30'a 30 paylaşacaklar. K'ya bak 27, K'ya bak 30 oldu. K'nın parlaklığı arttı. L'ye bak 27, şimdi ne oldu? 30 oldu. L'nin parlaklığı da arttı. M'ye bak 27, şimdi ne oldu? 60 oldu. M'nin parlaklığı da arttı. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Hocam bu değirmenin çarpı nereden geliyor? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Hepsinin potansiyeli arttı. Tahmin et. Fizikte eğer bir şeylerden hep kazanıyorsan mutlaka bir yerlerden kaybediyorsun. Kaybettiğin şey pilin çabuk tükenecek. Geçmiş olsun. Devam ediyoruz. Evet, lambaların parlaklıkları öyleyken böyle oldu. Nasıl değişir? Artık çok iyi biliyorum. 60 volt dediğimde sanırım burası 30 volt, 30 volt. 60 volt dediğimde şu halkayı düşün, 60 volt. Peki arkadaşlar şimdi ne olacak? 60 volt, her biri 60 üretiyorum, 60 harcıyorum. Bakın şu halkayı düşün, 60 üretim bu halkada 60 harcayacağım. Ve tahmin et burası da 60. K'ya bak 30'du, 60 oldu. L 30'du, 60 oldu. M 60'da 60 oldu. K, L artarken M değişmeyecektir. Hemen düşünelim. 60 volt dersek ne diyeceksiniz? 20, 20, 20 diyeceksiniz. 60 volt ne diyeceğiz? 60, 60, 60 volt diyeceğiz. Bence hepsinin parlaklığı artıyor. Artık bir şekilde bu işlerin ne kadar basitleştiğini gördünüz şu ana kadar. Peki bu anda ne var? Bunlarda reosta var. Peki reosta nedir? Değişken dirençler. Şu gördünüz aletin ismi reosta ve değişken direnç. Karışık gibi gözükebilir ama sistem çok basittir. Bir tane direnciniz olacak. Şurada bir sürgünüz olacak. Sürgünüzü şöylece hareket ettireceksiniz. Örneğin şöyle bir sistem düşünelim. Sürgünüzü bunun üzerinde sağ ya da sola hareket ettireceksiniz. Örneğin sağa doğru hareket ettirmiş olalım. Ne yapmış olduk? Hemen inceleyelim ne yapmış olduğumuzu inceleyelim. Elektrik akımı böyle geldi. Böyle geldi. Şimdi düşünün elektrik akımı buraya dirençten ulaşacağına şurada da hiç dirençsiz ulaşabilir mi? Evet hiç dirençsiz buraya kadar ulaşır. Bundan sonra ne yapmalı elektrik akımı? Şu yolu devam etmeli. Peki sürgünüzü getirip şuraya kadar yani sağa doğru sürükleseydik ne olurdu? Elektrik akımı gelir. Şu yolu tercih ederdi. Dikkat edin. Eskiden kullandığı yola bakın. Şimdi kullandığı yola bakın. Ne oldu arkadaşlar? Direnci azaltmış oldu. Yani elektrik akımını takip edin direncin artık azaldığını görmek için. Elektrik akımı geldi. Şöyle akıyordu. Peki sizce reostasis sağa sürüklerseniz ne olur? Sadece şu kısımlık direnci kullanır. Yani kısacası direnç azalır. Peki direncin azalmasını nasıl hayal edelim? Direncin azalmasını şöyle hayal edelim. Eskiden iki direnç vardı. Şimdi bir direnç vardı diye düşünelim. Yani iki direnç, direnç yerine lamba da düşünebilirsiniz. İki direnç vardı ve X vardı. Aşağıda da Y vardı.
siz Reos'ta sağa doğru sürüklediğinizde otomatikman ne olacaktır? Direnciniz azalacaktır. Çünkü arkadaşlar direncin hangi kısmını kullanıyorsunuz? Sürgüden sonraki kısmını, yani şu kısmı kullanıyorsunuz. Sağa sürüklediğinizde burası azalacak, direnciniz azalacak. İki lamba değil, bir lambaya düşmüş olacak örneğin. Y için bir şey değişmiyor sanırım. Şimdi parlaklıklar nasıl değişti diye söylüyor. Yine aynı yöntemleri kullanalım. 60 volt dediğimde bunlar ne yapacaktır? 20 volt diye kullanacak. 60 volt verdiğimde Y ne yapacaktı? Hepsini tüketecekti. Şimdi 60 volt verdiğimde tahmin et 30 diye tüketecekler. Y ne yapacak? Hala 60 volt. Dikkat et, X 20 volttu, şimdi 60 volt. X'in parlaklığı bence arttı. Y ise 60 volttu, hala 60 volt. Y'nin parlaklığı ise bence sabittir diyeceğiz. Bir Reos'ta daha. Reos'tanın sürgüsü sola doğru sürükleniyor. Hemen aynısını düşünelim. Bu sefer sola sürüklediğimde dikkat edin, elektrik akacak ve şu kısmı kullanacak. Sola sürüklediğimde daha fazla direnç kullanacağız. Öyleyse direncim az da şimdi ise direncim fazla oldu. Şu gördüğünüz şey Reos'tanın gösterdiği direnç etkisi. Ne kadar çok lamba o kadar çok direnç diyeceğiz. Evet, 60 volt dersek hala da 60 volt. 60 volt dersek 30'du. Şimdi ise 20 volt. Dikkat et, X 60, 30 volttu, 20 volt oldu. X'in parlaklığı azaldı. Y'nin parlaklığı ise 60'da, hala 60, daha doğrusu voltajı 60'da 60. Öyleyse parlaklığı da değişmeyecektir. Evet, cevabımız E diye çıkıyormuş. Peki, her zaman özdeş üreteç olmayabilir. O zaman ne yapacağız hocam? O zaman yapacağınız şey ise şu. Paşa paşa ne yapacağız arkadaşlar? I kare R, V kare bölü R ya da V, yani güç hesabını kullanacağız. Hangisi işinize geliyorsa, hangisi işinize geliyorsa paşa paşa güç hesabını kullanacağız. Düşünelim, elektrik akımı gelecek ve iki kola ayrılmalı. 2R'den bir akım geçinceye kadar bir dirençten iki akım geçecektir. Onlar burada birleşecek ve 3 akım olarak Z'den akacak. Parlaklıklarını hesaplayalım. Şunu demem mümkün değil bu sefer. Direkt en çok akım bunda, o zaman en parlak budur demek mümkün değil. Neden? Çünkü direnç şeyler, lambalarımız özdeş değiller. Uzun uzun hesaplayalım. İ kare R bence en uygun olan. Çünkü elimde ne var? R var, direnç var, akım da var. Akım ve direnç var. O zaman bunu kullanayım. Niye potansiyel hesaplamakla uğraşayım ki, değil mi? 2i'nin karesi çarpı R. 2'nin karesi 4 olduğuna göre 4i kare çarpı R. Y için hesaplayayım. i'nin karesi çarpı 2R. i'nin karesi çarpı 2R. Z'ninkini hesaplayayım. 3i'nin karesi çarpı R. Böyle baktığımızda Z'ninki 9i kare R, X'inki 4, Y'ninki ise 2, Z, X, Y diye çıktı. Parlaklıklar ilişkisi, güçler ilişkisi. Özdeş lambalar, parlaklıkları oranı nedir? Aa hocam bu şey değil mi ya? 20-40 deriz bak. Ama bunu diyebilmek için dirençlerin özdeş olması lazım. Lambaların özdeş olması lazım. Hocam özdeş zaten. R. Bak burada da yazmış. Özdeş 20-40 deriz hocam. Doğru mu? Doğru. Öyleyse parlaklıkları oranı. X'in parlaklığı 40, Y'nin parlaklığı 20 mi? Değil. Bunlar voltajları. Oranları 2 çıkmaz. Dikkat et. Çünkü parlaklık güçle orantılıdır. Güç ya I kare R, ya V kare bölü R ya da V'den hesaplanacak. Şimdi düşünelim. V var, R var. O zaman V kare bölü R. Bunu kullanalım. X'in parlaklığını hesaplayalım. 40 V'nin karesi bölü R. Y'ninkini hesaplayalım. 20 V'nin karesi bölü R olmalı. Pratik olarak 40 bölü 20'nin karesi diyebilirsiniz. O da 4 diye çıkacaktır. Peki,
Güçten bahsettik, parlaklık, lambaların parlaklığı ve güç. İkisi zaten yaklaşık aynı şeylerdir. Ne kadar güç var, o kadar da parlak diyorum. Bir de bunun yanına enerji kavramından bahsedeceğiz. Enerji. Güç neydi? Her saniye tüketilen enerjiydi. Öyleyse biz zamanla çarparsak enerjiyi hesaplamış olacağız deriz. Peki ne diyor? X direncinde T sürede, Y direncinde de T sürede EX, EY kadar ısı açığa çıkıyor. Öyleyse EX bölü EY nedir diye sormuş. Şimdi düşünelim. Önce gücü hesaplayacağız ki zamanla çarptığımızda enerjiyi bulalım. Ki en güzel şeylerden bir tanesi de ikisinde de eşit süreden bahsetmiş. Çok güzel. Hemen bakalım. İki dirençten bir akım geçerse, bir dirençten iki akım geçer. Demek ki merkezden üç akım gelmiştir. Bizden X'in ve Y'nin enerjileri oranını istemiş. X'in ve Y'nin enerjileri oranını istemiş. E biti pt diyeceğiz arkadaşlar. E işte P çarpı T diyeceğiz kısacası. X'in gücü çarpı X'in zamanı, Y'nin gücü çarpı Y'nin zamanı dememiz lazım. Şimdi güç kavramını düşünelim. V mi? V kare bölü R mi? I kare R mi? Elimde akım var, direnç var. Akım ve direncin olduğu denklem bu. O zaman bunu kullanayım. Evet, i kare r çarpı t dememiz lazım. Hadi bunun i kare r'sini hesaplayalım. I kare, 3i'nin karesi çarpı r. 3i'nin karesi, 9i kare çarpı r. Bu benim gücüm. Çarpı zamanla da t demiştim sorumuzda. Y'ninkini hesaplayalım. i'nin karesi çarpı r. Bu benim gücüm. Çarpı zaman diyeceğim. Enerjiyi bulmak için bu oranımız 9 diye çıkacak. Dirençlerimizin değerleri verilmiş. T sürede X ve Y dirençlerinde çıkan akımların, daha doğrusu çıkan enerjilerin oranı nedir diye soruyorum. 2R'den bir akım geçerse 1R'den 2 akım geçecektir. Demek ki buradan 3 akım gelmiştir. Enerjileri istemişiz. X'in ve Y'nin enerjisini istemişiz. Ne yapmamız lazım? Gücü hesaplayıp zamanla çarpmamız lazım. X için ve Y için. Her ikisi için de T süre dediği için süreli bir sıkıntı yok. Güç için düşünelim. V, V kare bölü R ya da I kare R. Hangisini tercih ederiz? Elimde I var, R var. O zaman bunu tercih edeceğim. I'nin karesi çarpı R. 3i'nin karesi çarpı R. Geçen süre T ile. Şimdi gücü hesaplayalım Y için. 2i'nin karesi çarpı R. Geçen süre de T ile. Oranı kurduk. Salınan enerjiler oranı 9 bölü 4'müş. Ve sona doğru yaklaşıyoruz. Arkadaşlar, sistemler karışık olabilir. Sistemler karışık olabilir. Bir sürü pille olabilir sisteminizde. Ve şöyle bir devreye baktığınızda işin içinden çıkamayacak gibi geliyorsanız şöyle küçük oyunlar oynayalım. Kirchhoff ne demişti? Bir halkada ne üretilirse o tüketilir. Bu karışık bir devre gibi gözükebilir ama benim en sevdiğim devre türlerinden. Mesela şöyle bir bakalım. Şu halkaya bakın, mavi halkaya bakın. Bu mavi halkada ne üretiliyor? Bir V üretiliyor değil mi? İsterseniz 60 volt da diyebilirsiniz. V üretiliyor. Öyleyse de V tüketilmek zorunda değil mi? Evet. Öyleyse X lambası V kadar potansiyel tüketecek. Peki şurada ne üretiliyor? V, V. 2V üretiliyor. Hocam iki tane pil de aynı yönde bakıyor. Biliyorsunuz piller uzun taraftan akım çıkaracak şekilde gönderilirdi. İkisi de aynı tarafa doğruysa bu V ile V'yi toplayıp direkt 2V diyebilirim. Ters bağlansaydı da çıkarırdım. V, V. 2V üretiyorum. O zaman 2V tüketilmeli. Demek ki Y lambamız 2V'lik potansiyel fark altında çalışıyormuş. Mesela sadece Z'nin olduğu bir halka düşünelim. Bakın. Bu, bu ve bu. Üçü de aynı tarafa doğru akım veriyor. V, 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 3V üretiyoruz o zaman. 3V'de tüketmeliyiz. Z, 3V altında yanıyor. Parlaklıkları ilişkisini sormuş. En çok potansiyel kimdeyse en parlak. Onda da Z büyüktür, Y büyüktür, X diyebiliriz. Aynı mantıktan oturması için bir soru daha çözelim. Mesela şöyle düşünelim. Ne yapacağız? Hemen şu halka içerisinde düşünelim. Dikkat edin. Şu ve şu.
2V artı V, 3V üretiyorum bu halkada. Öyleyse 3V tüketmeliyim. Onu kim tüketecek? X. Mesela şunu düşünelim. 2V bu üretiyor. Devam et. 3V bu üretiyor. 5V üretiyorum bu halkada. X'i aynı yönde olduğuna dikkat edin. 3V bu üretiyor. 2V bu üretiyor. X de aynı tarafa doğru. X de saatin aksi yönünde dönüyor. 5V üretiyorum. O zaman 5V tüketmeliyim. Ve son olarak Z'ye baktık. Z'de ise 3V üretiyorum. Bir de V var. Ama dikkat edin. 3V sağa doğru, yani sağ yönde akım döndürürken, şu V ise sola doğru, yani saatin aksi yönünde akım döndürüyor. 3V saat yönünde, V saatin aksi yönünde, net olarak 2V dönüyor. O zaman 2V de tüketilmeli. Evet, Y en parlak, sonra X, sonra Z diyebiliriz. Devrelere baktığınız zaman çok güzel bir şey görüyorsunuz. Ürettiğini tüketecek zaten topu topu bir lamba var. Onun için her şey çok rahat. Yani ne üretiyorsam onu tüketiyorum. Bu kadar üretildi, bu kadar tüketildi diyorum. Ve onu tüketecek de bir adam vardı. Hepsini onun üzerine koyuyorum. Peki tüketilecek birden fazla kimse varsa ya da üretimin hepsi tek bir kişi tarafından tüketilmiyor. Bir halka içerisinde birden fazla durum varsa. Yani demek istediğim şey şu. Evet. Mesela şu halkaya bir bakalım. Bu halkada X, Y, Z'ye baktığımız zaman ne kadar acaba parlaklıklar ilişkisi için ne söyleyeceğiz? X bu tarafa doğru akım üretmek isteyecek. Mesela şu halka içerisinde bakın. Bu halka içerisinde baktığınızda X ne kadar üretirse o şu üreticisi o kadar tüketiyor dikkat ederseniz. Dikkat edin bu iki üretici ters yönde. 60 üretiyorsam ya da 1V kadar üretiyorsam bu da 1V kadar harcıyorum. Ne üretiyorum ne tüketiyorum. Burada arkadaşlar hiç çalışmayacak. Ve burada da arkadaşlar şu halkada da düşündüğümüzde ürettiğim ve tükettiğim piller aynı. Dikkat edin bu saat yönünde üretiyor. Bu da saatin aksi yönünde üretiyor. Ters yönde piller olduğu için birbirini götürecek ve eksi eksi lambaları yanmayacak. Çok güzel bir bakış açısı değil. Size daha güzel bir bakış açısıyla bu soruyu tekrar çözmek istiyorum. Şimdi bakalım. Lambalar özdeş. Piller de özdeş. Öyleyse her biri buradan eşit miktarda akım göndermek isteyecektir. Peki kim kimi yenecek? Hiçbir sebebim yok ki o onu yensin. Benim akımım diğerinin üzerinden gitsin. Görüyorsunuz değil mi? Piller aynı. Lambalar aynı. Göndermek istediğim akımlar aynı. Bu akımlar orada gidip duramaz ki. Mutlaka bir yol üzerinden geri dönmeleri lazım. Ama kim kime galip gelecek? Burada belirgin bir şey yok. Arkadaşlar böyle bir devre çalışmaz. Bütün kollar aynı tarafa aynı şeyi üretirse arkadaşlar bu sistem böyle çalışamaz. Yani ne X ne Y ne Z hiçbiri burada yanmaz. Peki hocam bu sistemin yanması için ne olmalı? Birisi kendini feda etmeli. Nasıl yani? Böyle olmalı. Burada ne değişti ki? Dikkat edin. X'in bulunduğu kolda üreticimiz bu tarafa doğru. Y'nin bulunduğu kolda üreticimiz bu tarafa doğru. Pardon, Z'nin bulunduğu kolda. Y'nin bulunduğu kolda ise üreticimiz aşağıya doğru akım veriyor. Dikkat edin. X ve Z yukarı, Y ise aşağı doğru akım veriyor. Bu bize ne sağlayacak? X ile Z toplanacak ve kimden akacak? Komple Y'den akacak. Ve böylelikle tüm akım Y'de toplandığı için Y en parlak yanacaktır. X ve Z ise dikkat edin üreticiler özdeş, üreticiler özdeş, lambalar özdeş, muhtemelen parlaklıkları da özdeş olacak. Yani eşit işte olacak. Bunun bir benzerini düşünelim. Sisteminiz ne kadar karışık olursa olsun bakın hep aynı şeye vardır. Bakın. Normal devreleri bir kenara attık. Onların nasıl yapılacağını biliyoruz. Şimdi geldik anormal devrelere. Anormal devrelerde genellikle bir halkada ne üretiyorsak onu tüketiyoruz. Soruyu çözeriz. Ama burada onu yapmamız çok da mümkün değil. Neden olmadığını hemen şöylece göstereyim. Bakın bu halkada üretilene bak. Ama tüketecek birden fazla kimse var. Kim ne kadar tüketeceğini bilmediğiniz için bu halkaları soruları çözmeniz çok da mümkün değil. Peki nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. O zaman az önce söylediğimiz yöntem geçerlidir. Nasıl yani?
Aynen bir pencere olayı geçerlidir. Az önce bir pencere vardı, dikkat edersiniz. Şöyle bir pencere çizmiştik. Bu pencerede iki tanesi aynı yönde, bir tanesi zıt yönde akım veriyor. Öyleyse aynı yönde akım verenlerin akımları geliyor, toplanarak zıt yönde akım verenden geçiyordur ve en parlak olan bunun üzerindeki lamba oluyor. Eğer bir halka içerisinde bir sürü lambamız varsa, mesela burada şu görüyorsunuz birden fazla lamba var. Şu halkaya bakın, birden fazla lamba var. Ya da şu geniş halkaya bakın, birden fazla lamba var. Bir halka içerisinde birden fazla lamba varsa muhtemelen aynı bunun gibi bir pencere olayı var. Şuraya örneğin A diyelim. Buraya da örneğin B diyelim. Ve burada bir pencere olduğunu söyledik. İster altı ister üstte fark etmez. A diyelim. Aşağısı A, yukarısı B olsun. Bakın şu kola dikkat edin. Üreticimiz A'dan B'ye doğru akım üretmeye çalışıyor. Bu kol bu. Ve üstünde de Z var. Başka bir kol daha düşünelim. Mesela şu kolu düşünelim. Bu kolda dikkat edin. Üreticimiz B'den A'ya doğru akım üretmek istiyor. Şu tarafa akım üretmek istiyor. Onun bulunduğu kolda ise X var. Ve son başka bir yolumuz daha var. Şu yolu düşünelim. Bu da bu tarafa akım veriyor. Yani kimden? B'den A'ya doğru akım veriyor. Onun üzerinde de Y var. B'den A'ya doğru akım veriyor. Onun üzerinde de Y var. Düşünelim. Evet. Dikkat edin. X ve Y aynı tarafa doğru akım veriyor. Z ise ters tarafa doğru. O zaman X ve Y'den gelenler birleşerek Z'den akacak. Z'den gelen en parlak olacak. X ve Y'ye baktığımızda pillerimiz aynı, lambalarımız aynı. O zaman parlaklıklarımız da eşit olacak. Evet arkadaşlar, genel itibariyle elektrik akımı konusunu burada bitirmiş oluyoruz. Küçük birkaç tane ayrıntımız var. Onları da sorular çözerken göreceğiz. Soru çözüm videosuna kadar, görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. İyi günler.